Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Prologic bir sehpamız var. Şimdi bu sehpamızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve son olarak da oltalarımızı üzerine koyup kendi yorumumuzla bir yorumlayacağız bunu. Hadi o halde videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızı açalım. Şimdi buraya tutmak için bir tane malzeme yapmışlar. Güzel olmuş. Cırt cırtlı. İki tane fermuar var. Şu şekilde. Şöyle bir inceleyelim. Burada geniş buzbarlar var. Bu buzbarları biz kendimiz aldık. Normalde üzerindeki buzbarlar kısa. Fakat biz büyük makineler kullandığımız için 75 santim geniş buzbar aldık. Bunları da aşağıdan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şuradaki vidalardan. Yine aynı şekilde öne takmış olduğumuz 75 santim geniş buzbarlar. Burada vidaları var. Alarmlarımızın yönünü rahat bir şekilde ayarlıyoruz. Daha sonrasında burada sehpamız var. Sehpamızı şöyle bir koyalım. Burada ise iki tane ön ayak var. Uzun arkadaşlar bu ayaklar. İsterseniz kısa ayakları, isterseniz uzun ayakları kullanıyorsunuz. Bunları da bir çıkaralım. Son olarak da şöyle buzbarlarımızın 4 tane çubuğu var. Evet. Çantamızın içeriği bu şekilde. Evet. Şimdi sehpamızı inceleyelim. Sehpamızın 4 tane kısa ayağı var. Burada. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Yine aynı şekilde ön taraf için iki ayak. Evet. Şunu da yarını düzeltelim. Buradan sehpamız uzayabiliyor. Şuraya iki tane aparat koymuşlar. Şu şekilde kamışlarımıza göre ayarlıyoruz. Ve şurayı kapatıyoruz. Şimdi arka tarafını biraz kaldıralım. Şöyle içinden çıkıyor. Arka taraf tamamdır. Ön tarafını da biraz kaldıralım. Şimdi sehpamızı kurduk arkadaşlar. Ayaklarını takıyoruz. Şöyle birinci kısmı tamam. Şurada ikinci kısmı. Bunu da takalım. Ve daha sonrasında ayaklarımızı buraya takıyoruz. Burada bir sıkıştırıcı civata var. Bunu sıkıyoruz. Şu an arka tarafımız sabit oldu. Aynı şekilde öne de takacağız. Evet, şöyle gösterelim. Bu da ön taraf. Alarmlarımızı koyacağımız yer. Bunu da aynı şekilde karşıya takacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sehpamız kurulmuş oldu. Bunun arka tarafını düşürebiliriz. Şöyle göstereyim.
Şu an arka tarafını düşürdük. Şu ayakların konumunu da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Biraz daha açı verdik. Evet. Sehpamız bu şekilde kullanıma hazır. Şimdi arkadaşlar ayrıyetten bunun ön ayakları uzuyor. Farklı bir ayak daha takacağız. Öncelikle ayakları çıkaralım arkadaşlar. Şöyle çevirerek ayakları çıkarıyoruz. Şöyle uzun ayağımızı da takalım. Evet, şimdi kısa ayakları çıkardık. Uzun ayakları taktık. Bu ayaklar bir bu kadar daha uzuyor. Onu da gösterelim. Evet. Şuradan iyice uzatıyoruz bunu. Bayağı yükseldi. Altından da geçelim. Evet. Evet, sehpamızı bayağı yükselttik. Şimdi bunu böyle kullanmamızdaki amaç arkadaşlar, bulunduğunuz konum kayalık olabilir. Kaldırmak zorunda kalabilirsiniz sehpanızı. Ve açıyı düzeltmek için yapabilirsiniz. Ayrıyeten bulunduğunuz kıyıda yosunlar olabilir. Bu yosunlara misinanız takılmasın diye kaldırabilirsiniz. Şimdi bunu arkadan da biraz kaldıralım. Arkadan da kaldırdık. Evet, iyice çekelim, geri düşmesin. Evet. Sehpamız bu şekilde. Ön ayakları indirelim hemen. Çok aşırı derecede yüksek oldu. Şöyle. Evet. Böyle ayarlarını da yapalım ki sehpamız ileri geri oynamasın. Bunu da dikleştirelim. Evet. Şimdi sehpamız oldukça sağlam bir vaziyette. Kullanılabilir. Normal düz bir zeminde böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuçta bu sizin kendi kararınızda kalmış. Sehpanın birden çok ayarlanma özelliği var. Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine alarmlarımızı da takalım. Şöyle. Bunlar alarmlarımız, bunlar da swingerlarımız. Bunların inceleme videosunu çekmiştik arkadaşlar geçenki haftalarda. Alarmımız hazır. Bakalım hangi renkmiş? Sarı renkte. Sarı renk swinger'ımızı alalım hemen. İçinden parçasını da alalım. Şu şekilde takalım. Swinger'ımız da hazır. Şimdi sehpamızın buzbarındaki şu civata ayarlanabilir. Başta swinger'ımızı şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra üzerine alarmımızı sıkıyoruz. Alarmımız bu şekilde sıktı kendini. Şu aşağıdaki ayardan da alarmımızı
sıkı duracak şekilde ayarlıyoruz. Şurada bir civatadan ayarlıyoruz. Şimdi birinci alarmımız tamam. Şimdi ikinci alarmımızı da takalım. Evet, bunu da ayarlıyoruz. Evet. Bu da hazır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi alarmlarımızı ve swinger'ımızı taktık. Şimdi ise parçalı oltalarımızı üzerine koyalım. Şimdi elimizde 390 oltamız var. Şöyle oltamızı bir koyalım. Gayet güzel durdu. Makinalarımız bu arada 8000'lik arkadaşlar. Şöyle alarmımızın yerine de koyduk. Şimdi makinamızın nasıl göründüğüne bir bakalım. Sehpada nasıl durduğuna. Gayet güzel. Bunun ayarlarını zaten nasıl ayarlayacağınızı da göstermiştik ilk başta. Şimdi bir de alarmımızı bir kontrol edelim nasıl çaldığını. Evet, swinger'ımızı da takalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sehpamızı kurduk. Alarmlarımızı da test ettik. Gerçekten güzel. Gayet memnun bir şekilde ben bu sehpayı kullanıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.